Arkadaşlar, Hero Puppy kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Rainbow Friends oynuyoruz. Rainbow Friends'in geçenlerde yeni bölümünü çektim. İkinci bölümü, Chapter 2. Çok izlendi ve çok tutuldu arkadaşlar. Bugün de bu videoda sırlarını ortaya çıkaran bir bölüm çekmeye çalışacağım. Yani adamlar çekmiş, YouTube'da bir sürü video var. Rainbow Friends'in Chapter 2 sırları, gizemleri falan diye. Ben de umarım bulurum. Yani var mı yok mu bilmiyorum. Bazı videolar clickbait de olabilir yani onlarınki. Evet, şimdi ilk olarak arkadaşlar oyunun başlangıç yerinde oyuna girmeden önce şurada böyle bir yer var ve burada jeneratör var. Bu jeneratörü aktif etmek için bir şifre yazmanız gerekiyor. Birisi şu anda aktif etmiş bunu ve jeneratör çalışıyor. 1972 adlı bir kodu yazıyorsunuz ve bu jeneratör aktif oluyor. Sonrasında böyle bir şeyler falan yapıyorlar ama bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Sanki böyle bir yere gidecekmişiz gibi kutuya falan giriyorlar. Böyle kutu gidiyor. Ama tabii ki bu ne işe yarıyor, ne oluyor bilmiyorum. Bu arada bu kırmızıydı, yeşil yani çalışıyor. Birisi kodu girmiş. Eğer siz gördüğünüzde buraya kodu yazmanız gerekiyorsa 1972 yazarak bunu tuşlayabilirsiniz. Evet, oyun başladı. Şimdi hemen yavaş yavaş sırlarımızı öğrenmeye başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak burada böyle çöplüğe falan bakıyorum. Not falan var mı diye. Zaten sırlarda burada bir şey de yok. Burası böyle bir saklanma yeri. Üstünüze de kapak kapanıyor. Doors'taki gibi. Burada böyle şey yapmadım. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Bakın burada evet şu. Not working, need fix it diyor. Arkadaşlar bunun demek istediği şey çalışmıyor. Tamire ihtiyacı var. Çalışmıyor, tamire ihtiyacı var. Bu dediği bir kamera. Bunlar kapıyı açıyorlar. Yani bir kamerada böyle bir not var. Başka ne var? Yerde böyle yapraklar falan var ama bunlar şey değil. Şurada bir kameranın üstünde bir şey daha var. Ne diyor? I get rid of letter. Bunu sonra alırım tarzında bir şey mi söylüyor? Tam olarak anlamadım. Oyuna başlıyoruz. Lazer tag'in olduğu yerdeyiz. Burada şey de vardı. Geçtikten sonraydı herhalde. Peluş oyuncak yerde Rainbow Friends'in. Şuradan bir çıkalım. Eğer ki canavar gelirse buradan da buna binebiliyorsunuz. Bu da sizi tepeye doğru çıkarıyor. O da hayatta kalmanızı sağlıyor yakalanmadan. Helikopter... Allah, çocuğu yakalamış. Uhii, çok kötü gitti o. Devam ediyoruz. Biz devam edelim. Aşağıya doğru iniyorum. Şelalenin olduğu yere geldim. Ah, buldum. Bakın burada peluş oyuncak var. Mavi canavarın. Mavi canavarın peluşunu koymuşlar. Üstüne falan gelince alınıyor mu bilmiyorum. Bu da ayrı bir sır olarak söyleniyor. Bunun ne anlama geldiğini herkes tartışıyor. Bu ne demek falan tarzında. Yani adam aslında oraya normal oyuncağını koymuş onun. Çok büyük bir şey de yok ama işte sırlar videosunda, aman teoriler videosunda şey yapılıyor. Burada dümdüz çizgi abi, bu yazı falan değil. Bu arada ben kimseye destek olmadım ya. Yerden şey de alabiliriz. Allah gelme. Allah çok hızlı koşuyor. Mavi dur. Mavi yapma oğlum. Çocuk zipline'e kaçtı. Oh, tamamlamışlar. Onu aslında dönme dalaba götürüyordum da. Tamam, herkes geçti. Bir yardım çağrısı için ışık gönderiyorduk biliyorsunuz. Şimdi aramıza şey katıldı. Sarı helikopterli olan. Sarı helikopterle bizi yakaladığında ölmüyormuşuz bu arada. Ya yeni mi geldin mavi? Oğlum sen niye direkt bana fokuslanıyorsun ya? Oo, nasıl da geliyor ha? Arabaya binip kaçabilir miyiz sizce? Hehehehe. Onun gitmesini bekleyek de. Gitti. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Hemen diğer şeye gidelim. Bu arada o gaz şeyi topluyoruz. Bakın buraya girdiğimizde arkadaşlar, taşın üstüne çıkarsak eğer canavar bize, evet gördüğünüz üzere, dokunamıyor. Eğer taşın üstünde durursanız hiçbir şey olmuyormuş. Evet, bunları da koyduk. Umarım işe yarar. Ah, dede gene gitti. Dede gene kafayı vurdu. Şimdi bu konuşan toplar geldi. Dede çatıya çıktı. Abi bunların hepsi geçiyor ya. Hiç izlettirmiyorlar yani. Şimdi o topları toplayacağız. Rainbow Friends bir kere daha mı bitireceğim? Çok fazla kalabalık olduğumuzdan rahat oynanılıyor. Hah, helikopter geliyor. Bakın helikopter bizi yakaladığında tutuyor. O bir yere koydu. Güvenli bir yere zıplaman lazım diyor. Eğer ki güvenli yere zıplarsak hayatta kalıyoruz arkadaşlar. Aynen böyle. Mesela gördüğünüz üzere ölmedik, tekrardan hayattayız. Ben o helikopterden bayağı korkuyordum, kaçıyordum ama korkmayın yani. Güvenli yere düşerseniz sorun olmuyor.
Lazer tekin içinde. Aha helikopter geliyor yine. Allah beni yine mi yakalayacaksın? Allah beni yine yakalayacak arkadaşlar. Dur bir daha aynı yere düşmeye çalışalım. Dede tepede, bakın dede şu an tepede. İnşallah başarırım. İnşallah başarırım. Şimdi. Evet. Bunu da koyarsam zombi bir tane kalmış olacak. Mavi kes. Karşıma çıkacak biliyordum. Oyalayın. Oyalayın. Diğer taraftan dolanarak koyalım arkadaşlar. Gene mi helikopter? Son bir tane kaldı bu arada. Evet beyler, sonuncuyu getiriyoruz. Mavi. Direkt denk geldim ha. Getirdim. Herkesi iş çıkardı. Evet, burada normalde getirmeseydik sanırım dede patlıyordu. Bu da ayrı bir son oluyor arkadaşlar. Biz gene onu gösteremedik çünkü her şeyi getirdik. Normalde patlıyormuş, o da bir farklı son oluyormuş. Ama sır sonu değil yani. Bence normal bir sonu. Oyunu kaybediyoruz herhalde orada. Buradan çıkmanın bir yolu daha var. Şimdi tren yolu. Tekrardan aynı oyunu baştan sona oynadım bu arada. Yeni sırlar bulmaya çalışıyoruz her geçtiğimiz bölümde. Bunu gene geçersek bence çok iyi olur. Kaç kişiyiz? 4 kişi kalmışız. 4 kişi falan. Şimdi aramıza bu da geldi. Çoğu kişi gene sinematik şeyi geçti. 9 tane şeker buluyorduk bu bölümde de. Helikopter. Gelme artık helikopter. Şimdi oyunun bir farklı sonu var mı? Onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Var mı bilmiyorum ama. Umarım buluruz. Çünkü bir kere daha giriyoruz ve baştan sona oynuyoruz. Şeker alalım. Aha, bu çok hızlı geliyor. Kör de burada. Mavi de burada. Hayır abi, bu kadar canavar neresine düşersek nasıl bitirelim mi? Hepsinin ortasına düştüm ya direkt. Ve yeniden geldik. Benim düşürdüğüm şeker kutusuna gidip bulalım, alalım. Ve tamamdır. Şimdi böyle şeker gibi bir şey yapıyoruz, pasta. Buna verdik. Bu yedi. Aşağıya düştü. Yolu açtı. Gene geç diyelim sinematik şeyi. Şimdi tren yoluna geldik. Dedemiz gene burada. Oyunun gene sonuna geliyoruz arkadaşlar. Burada böyle gizemler falan var mı diye bakıyorum. Artık biraz daha gizemciyim. Bak burada turuncu var. Dinamit falan koymuş çevresine. Burada gene bir makine var. Yolumu kontrol ediyor. Kristal mağaralar. Burada arabaya binmemiz lazım. Dede bekliyor. Oturdum. Herkes oturdu. Önünden ben gidiyorum. Yolunu seçmek için eğil. Buradaki gizemlere bakalım yine. Kuru kalmak için şimdi eğilmeyi dene. Sağdan gidiyorum bak. Önceden soldan gitmiştik. Bu bölümde sağdan gittim. Ops, gene aynı yere geldik. Demek ki sudan geçince de buraya getiriyormuş. Kristal bir yerden geçtim. Eğilme, güvende, merak etme, düşmezsin. Bu sefer tersi yolları seçeyim mi? Bakalım nasıl sonlar oluyor, bir görelim arkadaşlar. Aynı yoldan gidip de aynı bitirmek de saçma olur çünkü karanlığın içine giriyorum. Onlar geliyorlar mı arkadan bilmiyorum ama ben gidiyorum, neyse boşver. Bu turuncu yine pastayı kovalıyor. Şimdi coşma zamanı. Aha bu çıktı. Oy, sonunda ondan kırtırıyoruz. Bu nereye giderse oraya gideceğiz. Sağ. Sola gitseydik o bizi yakalayacaktı. Şimdi bir kere tersini yapacağım arkadaşlar. Nasıl bir son oluyor görelim. Araba kaza falan mı yapıyor bakalım. Lavlara dikkat et diyor. Çok iyi geçiyorum. Lavlarda geçtim. Tehlike tehlike, geri dön. Ciddiyim, geri dön. Oh, dinamitler var. Uuuu, parkın tepesindeyiz. Ooo, vay. O çok iyi ya. Mavinin koltuğu. Mavinin odasından geçiyoruz şu an. Mavinin odayı da bitirdik. Hayır, maviye doğru gidiyorum abi. Gel mavi, al beni. Direkt böyle bir ekran çıkıyor, ölüyorsun işte. Gel mavi, al beni. Oyun finalde olduğu için artık yeniden doğma yokmuş. Bunlar başka bir yerden gidiyorlar herhalde. İzleme çok iyi. Bakın çöplükten falan geçiyor. En son çöpleyin. Evet arkadaşlar, kendimizi öldürttük orada. Siz de olun. Kendinizi öldürtmeyin arkadaşlar. Buraları zaten görmüştük. En son bu geliyordu, çöplüğü kovalıyordu. Sonrasında da bunlar kaçıyor ve en son oyun bitiyordu. İzleyelim bir bunları.
Bakalım bu kız kaçabilecek mi? Siz maviye gitmeyin benim gibi. Yeniden doğma olmadığını bilmiyordum ya. Neyse bir şey olmaz. Bu oyunu zaten bitirdim. Bunlardan da görebiliyoruz. Aa bak orada mavinin parçaları falan var. Robot mavi. Bu gelemiyor buraya. Çocuklar öbür tarafa doğru gittiler abi. Demek ki artık yakalayamıyor. Ve oyun bitti. Onlar bitirdiler yani. Evet arkadaşlar, gizemleri bulmaya çalıştım. Belli başlı bazı gizemler var. Aşırı sır gizemler yok bence. Gene de oyunu bir kere daha sanki oynamış gibi olduk. Farklı şeyler yaptık. Öldük. Yakalandık. Helikopterin bizi aşağı düşürüşünü ben gösterdim. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok isterseniz Rainbow Friends'in birinci bölümünü de çekmeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Mavi bu arada odasında uyuyor da en son finalde. Arkadaşlar oyunun yapımcılarının isimleri falan geçiyor. Burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sonra güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.